Ve evet kankalar, herkese çok çok selamlar. Bomba gibi video yine karşındayım. Evet, Hamster Combat'ın dünyada başarısı malum. Buna ilgili video da çektim. Acaba şimdi tabii herkes bir yandan bir sonraki Hamster Combat ne olabilir diye araştırıyor. Ben de hani bakıyorum neler var neler yok. Şimdi bunlardan bir tane, tabii çok var ama bir tanesini bugün masaya yatıracağız kankalar. W3 Forge'u biliyoruz belki. Belki Deo Maker ortaklığı var partnerleri arasında. Yine inkübasyon tarafında kendini bir şekilde kanıtlamış. Başarılı projeleri de o kendisinden inkübe edebilmiş. Deo Maker'la bir ortaklık yapmış. W3 Forge'un geliştirdiği Elder Grey'e bakacağız kankalar. In-house proje diyor. Yani kendi içerisinde geliştirdi. Ama baştan söyleyeyim, kesinlikle 5 kuruş yatırmıyorsun. Bak yine söylüyorum, yazıyla sayıyla rakamla 5 kuruş yatırmıyorsun. Bir para yatırma yok. Aynen Hamster Combat'ta nasıl bir para yatırmıyorsun? Sadece zaman veriyorsun. Tabi orada tap to earn var. Yani tıklayarak oynuyorsun. Aslında herkesin oynayabileceği kadar basitlikte. Burada da biraz o kadar basit. Birazdan oyununa bakacağız. Yine Telegram tarafında bir şey kurmuyorsun. Bunları anlatalım kankalar. Bunlar var. Anlattıklarım yine tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Gerekli linkleri açıklama kısmına koyarım. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Evet, dediğim gibi 5 kuruşu para yatırma yok. Welcome on board, gönder gelsin. Başlıyoruz. Evet, Elder Great. Bakacağız buna. W3 Forge dediğim gibi Deo Maker. İşte burada Kairos Ventures gibi projelerle. XCAT Network, Ape Terminal gibi projelerle burada ortaklık yapabilmiş. Partner olduğunu ifade ediyor. Ve web sitesine ya da Twitter hesabına baktığımız zaman aslında bir inkübasyon programı. İnkübasyon, hızlandırma, çeşitli şeylere yatırım yapıyor. Bir yandan işte kendi içerisinde geliştiriyor gibi bir durum var. Tabi buradan bir yatırım yap olayı kesinlikle çıkmasın. Zaten Hamster Combat'ta olduğu gibi bir yatırım yapmıyorsun. Sadece zaman harcıyorsun. Zaman yatırımı. Aslında zaman en değerli yatırımıdır. Öyle. O öyle bakarsan öyle. Ama en azından bir şey oldu, bitti, param gitti gibi bir durum yok. Yani böyle bir durum yok. En fazla zamanını boş harcamış olursun ama tabi yani en azından paranı kaybetmiyorsun. Şimdi burada nedir abi? Bu aslında bir Telegram oyunu. AI Driven diyor. Retro Style Fantasy Game. Yani yapay zeka da var diyor ama hani onu ne, belki var mı? Ben çok hissedemedim. Belki gelecekte gelir, bilmiyoruz. Retro style bir fantasy game diyor. Oyun oynuyorsun, upgrade ediyorsun. Kartlar var. İşte kartları upgrade ettikçe aynen Hamster Combat'ta da nasıl böyle daha çok günlük getiri kazanıyorsun ya, puan kazanıyorsun. Burada da aynı mantık var kanka. Ve günlük görevler var. Birazdan göstereceğim. Aynen yine Hamster Combat demek istiyorum. Orada da var diye böyle günlük şifreleri çöz, işte kartları bul gibi bir durum var kanka. Ve ekstra tasklar var. Ekstra görevleri yaparsan da ödül kazanıyorsun. Yine aynı mantık kanka. İşte arkadaşlarına davet et gibi bir durum var. Ve tabii şöyle bir baktığımız zaman gameplay'i, gameplay'inde mekanikler, bir belli bir görev var. Çeşitli teçhizatlara sahip olup upgrade ediyorsun. Yine parasız. Tamamen aynen Hamster Combat'taki upgrade gibi. Yani günlük bir puan kazanıyorsun. Ne kadar çok oyunda oynarsan aslında o kadar çok kazanma şansı elde ediyorsun kanka. Dediğim gibi 5 kuruş para yatırma yok. Ve çeşitli işte şeyleri, hero'ları alıyorsun. Bunlarla işte oyunlara giriyorsun gibi bir durum var. Evet kankalar, ve şöyle bir baktığımız zaman dediğim gibi play to earn, pasif bir puan kazanma metodu var. Ve başka neler var? Real world value, yani oyun oynayarak aslında token edebilecek gelecekte. Bunu da tabii şu andan bilmiyoruz ama aynen Hamster Combat'ta gibi. Hamster Combat'ta da mesela ne kadara ne kazanacağız onu bilmiyoruz yani. Belli bir puanı var. Mesela ben Master oldum, yani Grandmaster oldum ama ne kazanacağım bilmiyorum yani, oradan ne gelecek. Burada da aynı mantık bakmak lazım yani. Şöyle bir white paper'ına baktığımız zaman işte ne var? AI Driven Retro Style NFT tabanlı bir oyun olduğunu söylüyor kanka. 2D pixel art diyor ve devam etmek gerekirse what makes us different diyor, yani oyun play focus olduk diyor, oyuna focus olduk. İşte burada Hamster Combat'ta bir oyun olmadığını aslında bir anlatmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Yani orada sadece tıklıyorsun ya, burada en azından bir oyun var, birazdan gösteririm kanka. Evet, şimdi başka bir şey söylemeye gerek yok aslında. Şu an belirli değil yani, roadmap var ama hani bunlar ne kadar olur, ne kadar değişir ya da gerçekleşir mi, bunları zamanla göreceğiz kankalar. Şu anda şöyle olur böyle olur demem, bir yatırım tavsiyesi değil. Zaten yatırım yapacak bir durum yok, para yatırmıyorsun, istesen de yatıramazsın. Şimdi token kısmı da böyle. Token'ın ileride gelir modeli olarak neler olabilir? İşte in-game transaction, oyun içi transactionlar, NFT. Tabii bunların olması için borsaya girmesi lazım, token'ın basılması, borsaya girmesi falan lazım. Bunlar en iyi senaryoda karşı gelebilecek şeyler. In-game transaction, oyun içi transactionlar, işte NFT satışları, NFT'lerden kazançlar ve loop ekonomi diyor. Yani insanlar loop eder, böyle artık döngüye girer. Oyun içerisinden kazanır,
onu dışarı çeker veya tekrar belki içerisinde bir yatırım yapar gibi bir durum. Ama bunlar dediğim gibi çok sonra olabilirse olabilecek şeyler. Şu andan bir şey diyemeyiz. Şimdi ben linkleri açıklama kısmına koyarım. Oradan istersen tıklayıp bakabilirsin. Böyle bir botu var. Start diyoruz ve diyor ki bize hani takılırken, keyif alırken, oynarken kazanabileceğim bir oyun diyor. Play Now dedik. Böyle bir uygulama karşımıza geldi. Şimdi burada günlük görevler var. Günlük kartlar var. Günlük görevleri yapıyorsun. Birazdan oyunu gösteririm. Upgrade kısmında yani aslında çok Hamster Combat kafasında. İşte kartlar var. Aynen Hamster Combat'ta da günlük görevler vardı. Kartlar tıklıyordun. Kartları yükseltiyordun falan. Aynı kafa. Ön kısmında işte burası aslında birazcık nedir abi? Topluluğu geliştirmek amaçlı. Mesela bunu niye yapıyorlar? Hamster Combat bu. Niye bunları yapıyorlar? Aslında belli bir büyük bir topluluğa ulaşırlarsa gördüğü gibi. Hamster Combat mesela Binance Launchpad'ine girdi. Binance'de launch edileceği ortaya çıktı. Bu neden? Binance bunu niye tercih ediyor? Geçen videolarda söyledim. Çünkü işte büyük bir kullanıcısı var. İşte ne oluyor o zaman? Daha fazla dikkate alınıyorsun borsalar tarafında. Çünkü borsa diyor ki hani bu çok büyük bir kullanıcısı var. Böyle olursa bunu biz listelersek çok fazla kullanıcı, yeni kullanıcı edinebiliriz. Bu da trade demektir. Trade de komisyon demektir aslında. Herkes kendi açısından değerlendiriyor. Aslında bunlar o topluluğu büyütmeye yönelik. Neden bize coin versin? Neden bize durup dururken bunları yaptık diye coin versin dersen aslında bu kafa. Yani herkes aslında kendi win-win yani olursa. Sonuçta sen de win-win'inle para yatırmıyorsun. 5 kuruş yatırmıyorsun. Burası böyle günlük görevler var. İşte Twitter'da takip et, like et gibi. Durum bu. Ve işte başka boardlar var. Board'ta da ne kadar yukarılarda olursan o kadar çok kazanma şansı elde edebiliyorsun. Takip, arkadaşların takipini var. Boost var ana sayfada. Günlük işte boost edebiliyorsun. Refill diyorsun. Ücretsizmiş mesela bu. Refill yapabiliyor muyuz? Yaptık herhalde. Yaptık mı? Şöyle gelelim. Tamam. Şimdi play diyelim. Oyuna şöyle bir çok kısaca bakalım. Evet. Opponent karşı taraf bekleniyor diyor ve oyuna başlıyoruz kankalar. Şimdi şöyle bir gelsin. Evet 3, 2, 1 oyun başlasın. Evet. Şimdi böyle bir zaman tabanlı tabii bu. Hani hızlı olmak lazım. Şöyle ne yapalım? Hemen bulalım bir tane. Var mı? Lan da göremiyorum. Bir dakika. Hop nereye gitti? Evet. Şurada bir yerde olması lazım. Üçlemek lazım bir yerlerden. Evet. Şuradan yaptık. Bak incredible dedik. Combo yaptık. Şunu da şöyle yaparsak. Evet. Güzel. Yani oyun en azından Hamster Combat'tan biraz daha eğlenceli yani. Hani sadece tıkla değil. Ben Hamster Combat'ta biraz sıkılıyordum çünkü. Hani onu yap bunu yap ama bir olay yok. Burada en azından bir heyecan yaratmaya çalışıyor. Süre var. Süre tabanlı ama bir tık da yani ben oynadım daha öncesinde. Ama şu an bir tık zor geldi sanki. Ha şunu şöyle yapalım. Ben görmedim herhalde. Evet. Her şeyde yeni. Ha şu geldi mesela. Üçlü yapmaya çalışıyoruz. Bak. Oo, bayağı excellent dedi. Güzel. İyi toparladık bu sefer. Biraz ilk başlarda tutup gittik. Bunu da yakalayalım. Evet güzel. Oo. Ha, ama you lost dedi. Karşı taraf daha çok yap. Bak çok az ya. Çok az. Yemin ediyorum çok az. Bir tık böyle bir seni şey yapıyor yani. Hani şeye katıyor. Böyle bir challenge'a, mücadeleye katıyor. Böyle bir oyun. Linklerin açıklama kısmına koyarım. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal. Bye bye. Evet ben belki biraz daha takılırım. Sonuçta bedava. Bye bye.